Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları TYT 1. adım 5. deneme sınavının matematik, temel matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Testinin 1. adım 5. deneme 11. soruda kalmıştık arkadaşlar. Bu test de nedir, ne oluyor derseniz arkadaşlar, ilk 10 soru nerede? Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm TYT'leri arkadaşlar, tüm adımlarını ve denemelerini çözmeyi planlıyorum. Hepsini konu anlatımı sırasıyla bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda AYT'leri de çözüyorum. AYT için de ayrıca bir oynatma listem var, ona da bakabilirsiniz. Ayrıca mezun A ve mezun B kazanım karma testleri, 3 adım TYT AYT'leri de bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet, 11. soruda kalmıştık arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de size söylediğim üzere soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki 11. soru. Efe çözdüğü soruda verilen sayıdan 4 sayısını çıkar. Elde ettiğin sonucu 8'e böl. İfadesini yanlış anlayarak, buradan Efe'ye selamlarımızı gönderiyoruz, başımıza problem açtı, verilen sayıdan 8 sayısını çıkartıp 4'e bölmüş ve sonucu 27 bulmuştur. Buna göre sorunun cevabı kaçtır? Aslında Efe kaç bulmalıydı? Arkadaşlar, sayıyı tuttu. Bunu yapacağını ne yaptı Efe? 8 sayısını çıkarttı. Sonra 4'e böldü. Ve sonucu kaç buldu? 27. Ben burada sayıyı bulacağım. Daha sonra da gerçekte yapmak istediğini bulacağız. Hop hop. X eksi 8 eşittir. 24 ile bunu çarptığında 108 yapar. X buradan 116 bulunur arkadaşlar. Oysa Efe'nin yapması gereken neydi? Bu 116'dan 4 ile çarpınca 54, 108. 8 ekledim, 116. Oysa Efe ne yapacaktı arkadaşlar? Verilen bu sayıdan 4'ü çıkartacak ve 8'e bölecekti. Yani 112 bölü 8 yapacaktı. Bu arkadaşın cevabı da 14 oluyor yanılmıyorsam. Bursa. 11'e Bursa dedik arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Gayet güzel ısınma turları gibi gene başlamış testimiz. Evet, 12. soruyu çağırıyoruz arkadaşlar. 12 yerinden ayrıldı. Uçarak sahnedeki yerini aldı. Diyor ki 12. soru. Bir okul gezisine katılmalar için 50 kız ve 50 erkek öğrenci seçilmiştir. Bu öğrenciler geziye giderken kızlar A otobüsüne, erkekler B otobüsüne biniyorlar. Dönüşte toplam X öğrenci, toplam, geldikleri otobüsten diğer otobüse geçerek yer değiştiriyor. Son durumda A otobüsündeki kız sayısı ile B otobüsündeki erkek sayısı toplamı 76 olduğuna göre X kaçtır? Arkadaşlar, A otobüsü, B otobüsü, kızlar A'ya biniyordu değil mi? 50 kız, hop kız, erkekler de B. 50 tane de erkek var. Güzel, bu otobüste de sevgili arkadaşlar. Daha sonra dönüşte X öğrenci yerlerini değiştiriyor. Doğru mudur? Doğrudur. Dururut dururut. X öğrenci geldikleri otobüsten diğer otobüse geçerek yer değiştiriyor. Son durumda dururut dıt. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz buna şöyle diyelim. X öğrenci olacak ya. Şimdi buradan kızlar çıksın. K tane kız, tamam mı? K tane. K tane kız çıksın. Buraya geçsin. Buradan da arkadaşlar x tane, toplam x tane öğrenci değiştirildi ya. Buradan da x eksi k olmaz mı? Toplamda x tane olduğu için x tane kız çıktıysa buradan da x tane k, x eksi k tane erkek ayrılmış olur değil mi? Tamam. Buraya geçmiş olur. K buraya gelecek. X eksi k da buraya gelecek. Arkadaşlar, son durumda A otobüsündeki kız sayısı. Sevgili arkadaşlar, A otobüsünde kaç tane kız kalır? K tane gittiğine göre 50 eksi k kalır. B otobüsündeki erkek sayısı. B otobüsünde de x eksi k tane çıktı arkadaşlar. Artı 50 eksi x eksi k. Doğru değil mi? X kişi yer değiştirdi. K tane kız buraya geçti. Toplam x tane ise x eksi k tane de erkek buraya geçti. Burada kalan kız sayısı 50 eksi k. Burada kalan erkek sayısı da arkadaşlar 50 eksi x eksi k. İşte bunların toplamı 76'ymış. Hoş, sen bu işlemi yapmadan bile hocam ya dersin, bu zaten 24 kişi yer değiştirmiş. Lömbür dönek 24'ü işaret dersin ama gene biz bir yapalım. 50 eksi k artı 50 eksi x artı k eşittir 76. Bak, k'larla vedalaşıyoruz. Burası 100. Bu 76 buraya geliyor. X'i öbür tarafa atıyorum. X 24 oluyor arkadaşlar. Biraz kafa bulandırıyor ama
böyle taze, sade, çok kafasını karıştırmadan bir düşünce yapısıyla bakarsak sevgili arkadaşlar, yine yer değiştiren kişinin direkt 24 olduğu çok açık ve seçik ortaya çıkar aslında. Bu 76'ya düşmesinin sebebi de zaten odur. Ama biz matematiksel olarak da ispat etmiş olduk. Evet, 13 ile devam edelim arkadaşlar. 13. soru şöyle sesleniyor. Biraz kağıt alacağız burada, belli oldu. Bir torbada sarı, kırmızı, beyaz renkli billerin her birinden en az birer tane bulunmaktadır. Güzel. Torbadan 5 sarı bilye almak. Torbadaki kırmızı billerin 5'te 3'ünü almak. Torbaya beyaz billerin 1/4 kadar daha beyaz bilye eklemek. İşlemleri uygulandığı torbada sarı, kırmızı ve beyaz renkli billerin sayıları birbirine eşit olmaktadır. Güzel. Güzel. Birinci bilgiyi elde ettik. Bakalım ne sorgulanıyor, ona bakalım. Başlangıçta torbada bulunan beyaz ve kırmızı bilye sayılarının toplamı sarı bilyelerin sayısının 3 katından fazla olduğuna göre, bir bilgi de burada var. Son durumda torbada, yine son durumu soruyor, dikkat et. Torbada bulunan bilye sayısı en az kaçtır? Bak sen. Arkadaşlar, sarı, kırmızı, beyaz. Başlangıçta S, K ve B adet olsun. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar bana diyor ki 5 tane sarı bilye alırsan, S-5 yaparsan, sonra kırmızı bilyeleri 5/3 ne almak. Arkadaşlar 3/5'ini alırsan ne kadar kalır? 2/5'i kalır. Bu şudur. Paranın, cebindeki paranın 5'te 3'ünü harcarsan 5'te 2'si kalır. Lahmacunun 5'te 3'ünü yersen 5'te 2'si kalır. Bir yolun 5'te 3'ünü yersen 5'te 2'si kalır. Yani kırmızıların da arkadaşlar 5'te 2'si kalır. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Eşit demişti bana. Torbaya beyaz bilyenin 1/4 kadar da beyaz eklemek. Arkadaşlar B artı 1/4 kadar da eklersen, bak bu 4/4 ne olur? 5/4 B olur. Bunu da yazdım. 5/4 B. Şimdi sevgili arkadaşlar, sen oran orantı biliyorsun. Şimdi bunları söyledi bana. Ben buradan bak hepsini bir düzeye sokmak isterim. Tamam mı? Hepsini birbiri cinsinden yazmak isterim. Oran orantının gücüdür. Ve biz bunu hepsi, bak, S-5/1, K2, 2K/5, 5B/4, hepsi bir K sabitine eşit değil mi? Güzel. Ama ben buna K sabiti diyeceğim, kabul, ve hepsini de K cinsinden ifade edeceğim. Ancak dikkat edersen bak burada 2 ve 5 var. Hem 2'ye hem de 5'e kolay bölünebilsin diye 10K diyeyim ben buna. Tamam mı? Bak bu durumda bu arkadaş budur. Yani S eşittir 10K artı 5 olur. Kabul mü? Kabul. Böyle kıyas yapacağım ya. K'ya bakalım arkadaşlar. 2K eşittir 50K. Ay bu K, ay bunlar karıştı. Şu K'yı değiştirelim ya. Bunu P diyeyim. 10P olsun. P. Tamam mı? P yaptım arkadaşlar. Orantısal P. 50P. Nerede kaldık? Ha şurada. 50P bölü 2. Bak o yüzden 2 ile şey yapmışız. Hop K da arkadaşlar ne oldu? 25P oldu mu? Oldu. Bak bu, ay o kadar kötü yazdım ki ya. Buradaki kırmızının K'si ile karışmasın diye. Artı 5. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Şu an yok. Bu da 25P oldu. Kırmızı. Hop mavi, şey beyaza gelin arkadaşlar. Beyaz da 5/4. B eşittir 10P. Hop buradan, bak hop hop 2 ile sadeleştir. B eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 8P oluyor. İşte sevgili arkadaşlar, bak hepsini bir harf cinsinden söyleyebilirim. 10P artı 5, 25P ve 8P şeklinde. Ve bana bir bilgi daha söylemişti. Dedi ki beyaz ve kırmızı bilyelerin toplamı. Beyaz ve kırmızı. Beyaz ve kırmızılar şunlar değil mi? Evet öğretmenim. Toplayalım onları arkadaşlar. Ne yapar? 33 tane P yapar. İşte bunlar arkadaşlar sarının 3 katından fazlaymış. Hop büyüktür. 3 çarpı 10P artı 5 sarı. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman tam gaz devam ediyor. Aa, 3 ile böleyim mi hemen? Hemen 3'e böleyim tabii ya. Değil mi? Direkt hop hop 3 katın dedi. Burası 11P olur. 11P büyüktür 10P artı 5. Burada da buraya geçer arkadaşlar. P kaç olur? Büyüktür 5 olur.
Doğru mudur? Değil mi? 10 P buraya geçecek. Arkadaşlar bak P, P sayısı 5'ten büyük olmalıymış. Şu verdiği duruma göre. Bana da en azı sordu ya. He, en azı sorduysan o zaman ben P'yi 6 alayım. 5 alamıyorum çünkü. Peki neden 5,5 almıyorum? Çünkü sevgili arkadaşlar tam sayı bunlar değil mi? Tam adet çıkmalı. Güzel. Bu durumda sarı ama son durumu mu soruyor? Son durumda toplam. Güzel. Arkadaşlar son durumda hop P'yi 6 aldığıma göre bu arkadaş kaç olur? Ha, son duruma gideceğim. S'yi buluyorum. Dikkat et. 6 çarpı 10 artı 5 S eşittir 65 olur. Ancak dikkat et bu başlangıç. Arkadaşlar ben bundan kaç tane alıyordum? 5 tane alıyordum. Eksi 5 yaparsan son durumda 60 tane sarı kalır. Şimdi ben tekrar K'yı ve B'yi hesaplayayım mı kırmızı beyaz? Hayır. Neden? Bak son durumda hepsi de eşit oluyordu. Hepsi de 60-60 oluyordu. Buyur sana 180 en az. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Bütün yaptım bu arkadaşlar hep bir oran orantı olduğu için bir harf cinsinden belirleyebilmek. Sonra verilen kıyası yazdım. Bu P dediğim arkadaş da niye 10P seçtim? Çünkü hem 2 hem de 5'e kolayca bölünebilsin. Rasyonel sayılarla uğraşmayayım. Sen buna P desen de bulurdun. A desen de bulurdun. Tamam mı? Oran yapıyorsun sonuç itibariyle. 14 ile devam edelim. O zaman arkadaşlar neden duruyoruz? 14 diyor ki Zeynep, buradan Zeynep'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar proje ödevi olarak barille alfabesiyle ilgili bir fasikül hazırlayacaktır. Arkadaşlar bu görme engelliler için hazırlanmış bir harftir. Bak parmaklarla böyle nokta 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 şeylerdir. Bunu yerlerde bile görmüşsünüzdür. Hastane, toplu ulaşım, toplu oluşumun olduğu, toplu kamuya açık yerlerde arkadaşlar asansörlerde vesairelerde çokça görmüşsünüzdür. Braille alfabesi olarak geçer. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Bunun için 21 adet A3 kağıdını ortadan katlayarak A4 boyutuna getirip zımbalıyor. Arkadaşlar burada da duramayacağım, size bir genel kültür bilgisi vereyim. Bir A3 kağıdını şuradan katlarsan bak burası A4 olur. İki tane A4 kağıdı. A4 kağıdı da nedir biliyor musunuz? Sizin kullandığınız normal kağıtlar var ya dışarıdan aldığınız. İşte onlar A4 boyutudur uluslararası standartlarda. A3'ü katlarsan A4 olur. A4'ü katlarsan A5 olur arkadaşlar. A5'i de katlarsan bu da mektup şeyidir. Her ikiye katladığında böyle olur. Mesela A3'ün iki tane A3 yan yana koysan A2 olur. İki tane A2 yan yana koysan A1. İki tane A1 yan yana koysan da A0 olur. Bu gereksiz bilgiyi de söylemiş olayım sana. Uzun kenar ile kısa kenar arasında da kök 2 kat fark vardır. Bunu da söylemiş olalım. Zımbalıyor. Bak arkadaşlar hepsini zımbaladı. Kaç tane? 21 adet sayfa vardı. 21 çarpı 2 eşittir 42 yaprak olur değil mi? Bak böyle zımbalayıp hop katladığında 22 tane yaprak olur. İlk sayfasından 1 ile başlayarak ardışık sayılarla bu sayfanın tamamını numaralandırıyor. Ancak tam ortasındaki A3 kağıdı fasikülü kopuyor. Arkadaşlar 42 yaprak varsa 1, 2, 3, 4. Bak bu 1, 2 arkadaşlar birinci, sonra ikinci yaprak böyle böyle gider. En sonda da arkadaşlar 83, 84 numaralarını verir değil mi? Son yaprağı, 42. yaprağı. Arkadaşlar bunların tam ortasında olanlar da kimdir? 42 tane yaprak varsa 42 tane yaprak olur. Tam ortasındakiler gider arkadaşlar. 21, 22 diye gidersen 21. ve 22. yapraklar. Burada da yazan numaralarım kaç olur arkadaşlar? 41, 42, 43, 44. Hocam nasıl bulduk bunu? Sevgili arkadaşım bak 22. yaprağı çift yazıyorsun ya. Birinci yaprağı 1, 2 dedin ya. Birinci yaprağı. Şöyle düşünebilirsin yani. Birinci yaprak, ikinci yaprak. Tuttun geldin. 42'ye geldin. 41, 42, 43 ve 44 numaraları verdin. Tam ortadakine. Tamam mı? Güzel. Başka nasıl söyleyebilirim sana? Şuraya bakabilirsin. Çift sayı. 1 çarpı 2. 2 çarpı 2. 3 çarpı 2. 4 çarpı 2. Bak 21 çarpı 2. Ondan sonracıma 22 çarpı 2. Tam ortası. Bana neyi sordu arkadaşlar? Rakamları toplamı kaçtır?
Örüntüyü anladık değil mi? Birinci yaprağın çift, ikinci yaprağın hep 2 ile çarpıyorum. 42 çarpı 2 ile 84'ü buluyorum. Tam ortasındaki de arkadaşlar 42 tane yaprak var ya. Çift sayıda olduğu için 2'ye bölmen lazım. 21 ve 22. yapraklar olur. Bunu 2 ile çarparsam 42'yi, bunu 2 ile çarparsam da 44'ü bulurum. Sayfa numaralarımda bu olur. Toplayalım. Bütün rakamları toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 var. 20. Sonra 23, 25, 26. Anlaştık mı arkadaşlar? Hepsi bu kadar yani. Devam edelim. Mesele burada örüntüyü güzelce yakalayabilmek. Geldim 15. soruya. Bir sınıftaki 48 öğrencinin 8'de 3'ü, 3 bölü 8'i kız öğrencidir. Sınıftan bir grup öğrenci teneffüse çıktığında sınıfta kalan öğrencilerin 9'da 5'i erkek öğrenci oluyor. Buna göre teneffüse çıkan öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar bana sorarsanız burada şu bilgiyi sırf kafanı karıştırmak için vermiş. 48 çarpı 8'de 3 ne yapıyor? 6. 18 kız var. Ama bunun sorunun kız öğrenci sayısıyla hiç alakası yok. Neden yok arkadaşlar? Şimdi toplamda 48 tane öğrencin var. Bu 48 öğrenciden şunları eksilt. Kalanın ne olması lazım arkadaşlar? Kalan öğrenci sayısının 9'da 5'i erkek olduğuna göre kalan öğrenci şuradan değil şuradan kalan öğrenci sayısı arkadaşlar 9'un katı olmalı değil mi? 9'un katı olacak. Çünkü 9'a bölüp 5 ile çarpacağım. Yani kız öğrenci sayısıyla hiç alakası yok. Senin kafanı karıştırmak için verilmiş bir bilgi. Bu durumda bak 48'den 12'yi çıkart 36. 48'den 21'i çıkart 27. 48'den 27'yi çıkart 21. 48'den 30'u çıkar 18. 48'den 39'u çıkar 9 öğrenci kalır. Bak hepsinde de şunu 9'a bölebilirsin. Bu 9K'dır. 9 çarpı şöyledir. 9 çarpı 4'tür. 9'a bölersin 4. 5 ile çarparsın 20 öğrenci kalır. Bu da 9'a bölünebilir. Bu 9'a bölünemez. Bak bu 9'a bölünebilir. Bu da 9'a bölünebilir. Bölemediğin şey budur arkadaşım. 27 kişi çıkmış olamaz. Çünkü kalan öğrenci 21 olur. 21 öğrencinin 9'da 5'i hesaplanamaz. Çünkü kişi dedin tam olur. Kolu bacağı yarım yumalak gitmez yani. Anlaşıldı değil mi bu soru? Güzel. 16 ile devam edelim o zaman. 16. soruyu da çağırdık arkadaşlar. Hop geldi. Anne, baba ve iki çocuğunun bulunduğu bir ailenin yaşları ile ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Anne, baba, çocuk 1, çocuk 2. Güzel. Çocuklar 3 yıl arayla doğmuştur. Arkadaşlar ben buraya Ç diyeyim, buna da Ç artı 3 diyeyim. 3 yıl arayla doğduysa hemen yaşlarını bu şekilde belirledim. Annenin yaşı büyük çocuğun yaşının 4 katıdır. Arkadaşlar bunlardan hangisi daha büyük? Ben yaşlarını yazdım. Tabii ki bu. Annenin yaşı bunun 4 katıdır. Bunu 4 ile çarp. 4 Ç artı 12. Doğru mudur? Doğrudur. Babanın yaşı küçük çocuğunun 7 katıdır. Küçük çocukta bu olduğuna göre bu da baba da 7 Ç olur. Bak ne kadar güzel. Hepsini bir harf cinsinden yazabildim. Ç. Mihenk noktamda şey oldu, Ç oldu arkadaşlar. Referans noktam çocuk 1. Ç, Ç artı 3. 4 Ç artı 12. 7 Ç. 4 katı dediği için 4 ile çarptım. 4 Ç artı 12. Tamam mıyız? Tamamız. 7 yıl sonra anne ve babanın yaşları toplamı, çocukların yaşlarının toplamının 3 katı olacaktır. Buna göre aile dilinin şimdiki yaş ortalaması. Sevgili arkadaşlar çok güzel. 7 yıl sonra, hani filmlerde oluyor ya, 7 yıl sonra buna 7 eklemem lazım. 4Ç artı 19. Doğru mudur? Doğrudur. 7 yıl sonra 7Ç artı 7. 7 yıl sonra Ç artı 7. Bu da çok sevimsiz oldu ya. Ç harfi çok kötü oldu değil mi? 7 yıl sonra Ç artı 10 oldu. Arkadaşlar anne babanın yaşları toplamı. Topla şimdi bunları. Topluyorum. 11 tane Ç artı 26 eşittir. Çocukların şimdiki çocukların yaşlarının toplamı 3 katı. 3 çarpı bunları toplayalım. 2Ç artı 17. Bunu çözeceğiz. 11 tane Ç artı 26 eşittir. Hop hop 6 tane Ç artı 51. Nidenin plaka işareti 3 ile 17'nin çarpımı. 6 Ç'yi buraya aldım. 5 tane Ç oldu.
51'den de 26'yı çıkarttım. 25 oldu. Hop Ç'yi 5 bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hepsini üzerlerine yazabilirim. Bu arkadaş zaten 5. Bu bundan 3 yaş büyüktü. 8. Baba bunun 7 katıydı. 35. Anne de bunun 4 katıydı. 32. İyi, makul bir yaş farkı var. Arkadaşlar yaş ortalamasını mı soruyordu? Hepsini topla, 4'e böl. Toplamayı ben şöyle kolay yaparım. Burası da 40, burası da 40. Ne kadar güzel. 80 değil mi hepsinin toplamı? 4'e böl 20 oldu. Ailenin yaş ortalaması 20, genç bir nüfusmuş. 16'ya ne dedik sevgili arkadaşlar? Bu durumda... Neredesin sen ya? Ceyhan dedik. Bursa niye diyesim geldi ki? Bir bakayım cevap anahtarına, yanılmayalım. Evet Ceyhan. 17 ile devam edebiliriz. Şimdi beyin yakan sorular yavaş yavaş kendini hissettiriyor arkadaşlar. Değil mi? Biraz beynimizi yakacağız. Hele bu soru baya baya bir beyin yakacak şimdi. İyi dikkat bakın. Biraz dikkat kesilin. Birkaç bir atık şey de söyleyeceğim sana. Bir giysi tasarım atölyesinde çalışan Celal, Cahit, Şehmuz. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Giysi üzerine baskı yapma süreleri aşağıdaki gösterilmiştir arkadaşlar. Şunu söyle diyor. Teste bakınca tabelaya. Celal baya çalışkan. Atlet tişört gömmek için çalışıyor. Atleti 2 dakikada, tişörtü 3 dakikada, gömleği de 6 dakikada. Cahit tişörtü 5 dakikada, gömleği 4 dakikada. Şehmuz da gömleği 12 dakikada baskılayabiliyor. E güzel. Normal zaten. Atlet çok kolaydır. Bu dikim atölyesinde 15 atlet, 22 tişört, 18 gömlek üzerine baskı siparişi gelmiştir. Arkadaşlar atlet yazalım. Ondan sonra tişört. İngilizce yazayım hadi. İngilizce biliyor muyum? T-shirt böyle yazılıyor ama Türkçesi de t-shirt bu yani. Bir de gömlek. Kaçar tane geldi arkadaşlar? 15, 22, 18. E güzel. Gelmiştir. Sipariş aldıktan sonra Celal atlet. Tamam. Cahit t-shirt. Şehmuz da gömlek üzerine baskı yapmaya başlamışlardır. Bismillah. Çok güzel. Siparişi en kısa sürede bitirebilmek için Celal atlet baskını bitir bitirmez. Değil mi? Celal de erken bitiriyor. 2 dakikada lömbür lömbür hemen basıyor. Cahide yardıma başlamıştır. Tişört baskısı biter bitmez de arkadaşlar Celal ve Cahit Şehmuz'a yardım etmişlerdir. Buna göre tüm siparişi tamamlanması kaç dakika sürmüştür? Gayet güzel. Adım adım gideceğiz. Arkadaşlar önce Cahit işini bitirip Celal işini bitirip Cahit'e yardıma koşacak. Celal ne yaptı arkadaşlar? Atletlerle başladı. E güzel. 15 tane var. 15 tişört için her biri için 2 dakika harcıyorsa ne olur? 30 dakika işini bitirir değil mi? Şimdi 30 dakika sürdü. Sevgili arkadaşlar bu 30 dakika boyunca bu arkadaş da çalıştı. Şimdi en son Şehmuz'a bir bakacağız zaten. Tamam mı? Şehmuz'un işine. Bu şunları da yazalım tabii ki. Bunu Celal yaptı. Şunu Cahit yaptı. İşe koyuldu. Bu arkadaş da Şehmuz. Tamam. Arkadaşlar 30 dakika. Bu arada 30 dakika boyunca Cahit de şu işle uğraştı değil mi arkadaşlar? Güzel. 30 dakikada Cahit tişörtü kaç dakikada yapıyordu arkadaşlar? 5 dakikada. 30 dakika boyunca 6 taneyi bitirdi değil mi? 6 tane tişörtü bitirdi. E geriye kaç tane kalır? 20x 6. 16 kaldı. 16 tane kalmış. Şimdi bu 16 taneyi sevgili arkadaşlar Celal'le Cahit beraberce yapacak. Şimdi bunlar kafa kafaya verdiklerine göre arkadaşlar. Bak iş güçleri bu. 3 dakika, 5 dakika. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Yani şöyle desen nasıl onu söylesem mi acaba ya? Yani 10 tane bu arkadaş 6 tane bu arkadaş yapar. Yani 30 dakikada bak 30 dakika düşün. 30 dakikada 10 tane bu arkadaş 30 dakikada da 6 tane bu arkadaş 16. Bunu fark edebilirsin ya da şöyle de diyebilirsin. Bak 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 bu arkadaşların iş gücü değil mi? Hop bunların birlikte iş gücü arkadaşlar 1 bölü T olarak ifade edecek olursam 5 ile 3 ile genişletirsem 8 bölü 15 eşittir 1 bölü T. Yani beraber iş güçleri arkadaşlar 15 bölü 8 olur ki
Bunları bir gömlek için harcadıkları vakittir arkadaşlar. 16 tane yapılması gereken gömlek vardı. Bunu 15 bölü 8 ile çarpar isem hop hop 2, 30 dakikada bu sürer. Anlaştık mı? Bak buradaki muhabbet bu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşın harcadığı iş gücü, bu arkadaşın harcadığı iş gücü toplamda harcadıkları iş bir beraberce. Bir gömlek için arkadaşlar süren dakika bu. 15 bölü 8 dakika. Beraberce omuz omuza veriyorlar. Bu durumda da 16 tane gömlek için bu kadar dakika geçer. Güzel. Arkadaşlar şimdi 30 dakika burada geçti. 30 dakika da burada geçti. 60 dakika boyunca bu Şehmuz armut mu topladı? Hayır. Bak 12 dakika sürüyordu. 60 bölü 12. Bu arkadaş bu arada 5 gömlek bitirdi. Bayağı da az bitirmiş ha. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Kaç tane gelmişti? 18 tane gelmişti arkadaşlar. 18 eksi 5, 13 gömlek kaldı. Şimdi bu arkadaşların iş gücüne bakacağız arkadaşlar. Bu arkadaşların iş güçleri de bu. İş güçleri. 1 bölü artı, 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. Hop 1 bölü T beraberce bir gömleği ne kadar dakikada yapacakları. 12'de 3, 2, hop 2, 3, 1. Ne oluyor arkadaşlar burası o zaman? 2, 3, 1'den 6 olmuyor mu ya? 6. 6 bölü 12 eşittir. 1 bölü T. Hop T çok kolay çıktı. 2 dakika. Sevgili arkadaşlar bak bir gömleği bu üçü lömbürdenek omuz omuza verince 2 dakikada hallediyor. Geriye kaç gömleğim kalmıştı? 13 gömlek kalmıştı. İkişer dakikadan çarp bunları. 26 dakikada bu sürer. Üçü birlikte. Vay arkadaş ya amma da gömlekmiş ha. Tabi bak gömlek için bayağı bir vakit harcanıyor. Arkadaşlar bismillah. Zaten bak 60. dakika sonunca gelmişlerdi. Ya da şöyle düşün. 30 dakika burada, 30 dakika burada. 60, bir 26 daha var helalinden. 86 dakika yapar bu. Anam. Niye cevaplarda yok? 78, 80, 80, 80, 80. Bu 86'dır ya. Zaten cevap anahtarına bakayım. Dur bakayım. 17, Edirne. Arkadaşlar bu 86. Edirne. Ya da ben bazen artistlik yapıyorum böyle. F şıkkı 86 diyorum. Bazen de patlıyorum ama. Bir iki tane soruda böyle yaptım. Sonra meğersem ben yanlış okumuşum. Ne yapalım? İnsanlık hali olabiliyor yani. Ne dermişler? İnsanoğlu beşer, şaşar yani. Olabilir canım. Yani böyle F yapıp artistlik yapmanın da anlamı yok. 86. 18. Arkadaşlar 18. soru ne demiş bize? Şöyle demiş. Bayağı bir kıl soru daha mı? Yok. Bence gayet kolay bir soru olmuş. 9. sınıf öğrencisi İlayda. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İlayda'ya güzel bir isim. Cepte ders. Cepte. Dersler cepte uygulaması kullanarak mantık konusunu tekrar etmiş. Çünkü 9. sınıf konusu. Ve burada bulunan 3 testin tüm sorularını çözmüştür. Helal olsun. A testinde 120 soru olup %5'ini yanlış. Güzel, iyi bir skor. %95 doğru. B testinde toplam 100 soru olup %7'sini yanlış. Gene güzel. C testinde toplam 80 soru olup %10'unu yanlış cevaplamıştır. Buna göre İlayda testlerdeki bütün sorunun yüzde kaçını doğru cevaplamıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar sen buradan doğrulara gitsen %95, %93, %90. Bunları hesaplayıp bunun yüzdelerini sonra toplamak isteriz. Ama bak burada sayılar çok şişman. Değil mi? Doğruları hesaplamayalım, gel yanlışları hesaplayalım. Daha yanlıştan doğruları çıkartırız. Bak 120 çarpı %5. Hop 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 2. 6 tane yanlış var. Doğru mudur? Doğrudur. Burada 100 soru vardı zaten bu çok kolay. %7. 7 tane yanlış da burada var. Bu da 80 soru arkadaşlar. %10 yanlış. Hop 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 8 soru zaten. Değil mi? Toplamda kaç tane yanlışın oldu senin? 14, 21 yanlışın var. Arkadaşlar 21 yanlışın varsa şöyle diyebilirsin. Bütün sorular kaç taneydi? 220. 300 çok kolay. Değil mi? 300 soru %21 şey 21 şöyle. %100 ise, değil mi? Tamamı
21 soru yüzde kaçtır? Yanlışları bulursun. Buradan yanlışlardan doğrulara gidersin. O zaman ne olur arkadaşlar? X 21 çarpı 100 bölü 300 olmaz mı? Değil mi? Tak tak. Bununla bunu çarparsın. 300'e bölersin. 2 0 yolcu. 21 bölü 7. %7'si yanlışmış arkadaşlar. Hepsi bu kadar yani. %7 yanlışsa geriye kalan %93'ü de doğrudur. Dediğimiz gibi arkadaşlar böyle şişman şişmanlarla uğraşmazsın yani, değil mi? Yanlışları bulur, oradan yürür gidersin. 18'e de C dedik mi? Dedik valla. Geldim 19'a. 19. soruda şöyle sesleniyor. Sevgili arkadaşlar, bir kuru yemişçi kilosunu 12 liradan aldığı yaş üzümü kurutup kuru üzümün kilosunu %20 kar ile 18 liraya satıyor. Güzel. Buna göre kurutulan yaş üzümün ağırlığı yüzde kaç azalmıştır? Dınırınt. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bak böyle durumlarda 100 kilo da diyebilirsin, 10 kilo da diyebilirsin. Biz 100 kilo diyelim. 100 kilo aldın. 12 liradan aldın. Değil mi bak? 100 kilo aldın 12 liradan. Kaç para ödersin? 1200 lira ödersin. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar %20 karla satarsan %20 karla 18 liraya satıyor o zaman, değil mi? Kuruyu satıyor ama bak kuruyu. %20 kar edeceksin demek ne demek? 1200 lirayı arkadaşlar %20 ekleyeceksin demektir. Hop bunu eklediğimizde kaç lira? 240 lira ekle buna. Hop 1440 liraya satış yapacaksın, değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar senin eline geçen para bu. Eline geçen para. Çünkü bu kadar %20 kar etmişsin, değil mi? Doğrudur. Çok güzel. 1440. 18 liraya satmıştık arkadaşlar. 1440 bölü 18 ne yapar? 6 mı yapıyor? 6 kere 4 yok 8. 8 kere 8 64 tamam 144 0. Arkadaşlar 80 kiloymuş demek ki. Kuru üzüm 80 kilo kalmış elinde 18 liradan sattığına göre. Başlangıçta biz 100 kilo demiştik. 80 kilo kaldı. Yaş üzümün ağırlığı yüzde kaç azalmıştır? 100'den 80 indiyse %20 azalmıştır. 20 ile devam edelim mi arkadaşlar? Edelim. Yine bir beyin yakan soru geliyor arkadaşlar. Dikkatlice dinleyelim bu arkadaşı. Hemen bir su içeceğim ben şuradan. Bir meyve suyu üretim fabrikası meyve suyunu hazırlama kazanında bağlı 3 musluktan A musluğundan %5 oranında limon limonlu su, B musluğundan %50 oranında şekerli su, C musluğundan da arkadaşlar %14 oranında portakal içeren portakal suyu kazana akmaktadır. Musluklarda muslukların suyu akıtma hızları sırası arasında 5VA, 5VB, 5VC eşitliği vardır. A musluğu, B musluğu, C musluğu. Arkadaşlar bunlar debi. Hız da diyebiliriz yani. Akış hızı değil mi? Bak akıtma hızı debileri. En hızlı kim akıtıyor söyle bakayım. Bu değil mi? Çünkü bak böyle bir oran varsa ters orantı 5 ile 3 ile 2 ile bunları şimdi şey yapacağız. Kazan boş iken boş kazana musluklardan B ve C muslukları açıldıktan 2 saat sonra A musluğu açılıyor ve A musluğu açıldıktan 2 saat sonra 3 musluk kapatılıyor. Buna göre son durumdaki kazandaki karışımın portakal oranı yüzde kaçtır? Arkadaşlar gel önce şunu bir yapalım mı? A, B ve C muslukları kaç saat açılıyor? Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi 2 saat 2 saat bunlar bir çalıştı. Değil mi? Bunlar çalıştıktan sonra A musluğu açılıyor ve 2 saat daha çalışıyorlar. Yani 2 saat 2 saat 2 saat. Yani normalde A musluğu 2 saat, B ve C muslukları da bu kadar saat çalıştı. Kabul mü? Kabul. Bunu bir belirledim. Şuraya yaptım. Arkadaşlar ikinci belirleyeceğim şey de şu. 5 tane VA eşittir 3 tane VB eşittir 2 tane VC. Benim için önemli olan arkadaşlar H. Yani hacim, tamam mı? Hacime bakacağım. Şimdi buna şöyle bir şey söylesem arkadaşlar. Akış hızları olarak. Yani aktıkları şeyler de. K da diyebilirsin. K diyelim ya.
Değil mi? Miktar olarak. Sevgili arkadaşlar, ben böyle bir eşitlik bulduğumda ne yapıyordum? Şöyle bir şey görsem, sadece şöyle görsem, buna 5K, buna 3K diyordum, değil mi? Şunu gördüğümde de buna 2K, buna 3K diyordum. Şimdi 2, 3 ve 5'in ekokları kaç arkadaşlar? Tabii ki 30. Bu durumda şu arkadaşa gel 6K, bu arkadaşa 10K, bu arkadaşa da ne diyelim? 15K diyelim. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar, benim akış hızlarım bunlar. Tamam mı? 15K. Akış hızlarım, bir dakika. Tamam, akış hızlarım. Aynı zamanda hacimler oranım, değil mi? Akıttığım hacim. En fazla bu arkadaştan akıyor. 2WC. 15K tane akıyor. 10K tane, 6K. Ancak sevgili arkadaşlar, dikkat edelim. Şimdi bana soran şey bu. Ne diyor? Son durumda kazandaki karışımların portakal yüzdesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, aldım. Portakal yüzdesi nedir? Portakal miktarı bölü karışımın tamamı, değil mi? Çarpı 100. Böyle yapmalıyım, yüzdesi. Böyle bulunur, değil mi? Portakal miktarı karışımın tamamı çarpı 100. Şimdi hocam, karışımın tam miktarlarını falan bilmiyoruz. Arkadaşlar, yapabiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz. Şimdi portakal miktarına gelelim. Sevgili arkadaşlar, gözünüzün yanayım. Şimdi A musluğunda hiç portakal yok ki. Yok. B musluğunda da yok. C musluğunda var portakal arkadaşlar. Dikkat et. C musluğunda var. C musluğundan geliyor. Ne geliyorsa da C musluğundan geliyor. Ne kadar geliyor arkadaşlar? %14 geliyor. %14 geliyor. Doğru mudur? Evet. Ama %14 bölü 100 diyeyim ben buna. 14 bölü 100. C musluğunun akış şeyi ne kadardı sevgili arkadaşlar? Ona bir bakmam lazım. C'nin 15K idi. Ve kaç saat boyunca çalıştı? 4. Buradan arkadaşlar 4 çarpı 15K yani 60K kadar gelir, değil mi? Güzel. Çarpı 60K. Bu gelen portakal arkadaşlar. 60K tane 4 saat boyunca 15K kadar aktı. 60K kadar geldi. Ve bu gelen 60K'nın %14'ü portakal. Doğru mu? Doğru. Bölü. Arkadaşlar, bütün gelen arkadaşlar. Bütün gelenlerde de baksana. Şimdi şu arkadaşa 60K dedim zaten. 4 saat. Şu arkadaş da B de 4 saat çalıştı. Bu da 40K olur mu? Olur. Bu arkadaş A 2 saat çalıştı. Bu arkadaş da 12K olmaz mı? Olur. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, burada yapacağım şey de bu. 12K artı 40K artı 60K olur. Kabul mü? Kabul valla. Arkadaşlar, gel bu arkadaşı bir hesaplayalım. Şu arkadaş yukarısı kalsın. Şu aşağıyı toplayalım. Sonra çarpma bölme yapacağım da orada kolay hesap çıksın. 112. Arkadaşlar, 14 çarpı 60K bölü 100. Bunu da ters çeviriyorum. 1 bölü 112K, değil mi? Güzel. 112K. Bak, K'lar birbirini götürdü. Güzel. Başka kimler birbirini götürdü? Şu gitti, bu gitti. Böldüm 2'ye. Böldüm 2'ye. Bir de 100'le çarpacağız tabii bu arkadaşları. 14, 112 bölünüyor mu ya? 112, 14'e bölünür herhalde ya. 8 kere mi var? 8 kere var. Güzel. Hop, hop. 8 oldu. Arkadaşlar, ne oldu? 3 bölü 5 çarpı 8 çarpı 100 yapmam lazım. Yüzdeyi arıyorum çünkü. Değil mi? Güzel. Bu durumda hop hop 20. Ulan hem ne kadar da şeymiş ya. Çok inatçıymış. 10, 4, 5, 2, 15 bölü 2. Bu da arkadaşlar ne yapar? %7,5 yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Oh, çok büyük bir beladan kurtulduk. %7,5'muş arkadaşlar. Anlaştık. Bak, burada bunun benzerini şeyde de, dördüncü testte de hatırlıyorum arkadaşlar. Dördüncü deneme testinde de hatırlıyorum. Benzerini yaptık. Benim için önemli olan portakal miktarı bölü karışımın tamamı. Karışımın tamamı akış miktarlarıyla belirledim. Portakal miktarı da sadece C'den geldiği için 60K'nın %14'ünü aldım. Anlaştık mı? Güzel.
Şimdi arkadaşlar 21. sorudan itibaren başlangıçlar için buraya resmi koyuyorum. Buraya tıkladığınızda 21'e zıplayabilirsiniz. Ya da zaten buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda hepsini sırasıyla bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu kısmın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.